Trakya'da ayçiçek tarlalarına dadanan tırtılları daha önce ekranlarınıza getirmiştik. Çiçekleri kurutup kökünden yapraklarına kadar yiyorlardı. O tırtıllar bu kez de İstanbul Beykoz'daki bahçelere istila etti ve mahallenin kabusu haline geldi. Abi ne olacak bu tırtıllar böyle ya? Meyveler yemişler bizi de yiyecekler. Önce Trakya'ya dadandı. Tarlada ne mısır ne ayçiçeği bıraktı. Her taraf tırtıl istilası tırtıl istilası İstanbul'a kadar uzandı. Meyve çıkıyor. Yataklara veriyor, giriyor, Girdikleri alanı saatler içinde kurutan tırtıllar geçen sene bu dönemde yine sahneye çıkmış. Şehir merkezinde dahi ağaçlar, yeşillik alanlar tırtılla dolmuştu. İki yıldır hiç ağaçta yaprak bırakmadı, meyve bırakmadı. Trakya'da çiftçiyi isyan ettiren tırtıllar şimdi şehre indi. Özellikle Sarıyer ve Beykoz'da evlerin içine kadar girdi. Burama bir ısır hayran Bir de döndüm baktım ki tırtı. Ben tır tır. sırtımı Sırtıma gelmiş de ısırıyor. Evlerde de var. Hatta hatta yataklarda bile görünüyor bazen. Misafirliğe geldilerdi. Burada ayakkabılarının içi dolmuş. Çocuk Bir giydiler ayakkabıları tırtıl. Evet. Vallahi korkuyoruz kızım. Yatmaktan bile korkuyorum. Camları bile açtıramayın korkuma. Hı -hı. Her taraf tırtıl istilası. Ay yapmış bodrum katlara. ...balkonları... Yumurtası mı var yumurtası içinde? Yumurtası içinde. Yuvarlak bir de pis kokuyor. Tırtılların istila ettiği ağaçlar öylesine kurudu ki meyve veremez oldu. İşte kuruyan ağaçların üzeri böyle örümcek ağına benzeyen bir tabakayla kaplandı. dudağacını bitirdi. Şimdi aşağıda hurma ağacı var ona başlayacak. İndirebildin, ha, indirebildin mi? Ha indirebildim canım indirebildim. şurada da var bir grup ha, görüyor musun? Ha. Hadi. Dört tane de orada var. Eve girecekler hadi bakalım. Su tutuyorum böyle alıyorum suyu. Hortumu böyle elime alıyorum. Böyle sepeleyince biraz düşüyor. Mahallelik kendi çabasıyla tırtıllarla mücadele etmeye çalışıyor. Çözüm içinse yetkililerden yardım bekliyor.